Evet efendim, Yeter Kılıç ve Zekiye Vatansever, Kerem Vatansever'i aramak için Evet. stüdyomuzdalar. Kerem Sakin ol. Vatansever'in annesi Zekiye Hanım, teyzesi de Yeter Hanım. Evet. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. Pek hoş değilsiniz de işte ağzımız alışmış. Evet, İnşallah hoş yani. gidersiniz. 40 İnşallah. yaşındaki Kerem Vatansever Ankara Mamak'tan 14 Nisan'dan kayboluyor efendim. Evet. 14 Nisan'dan bu yana kayıp Kerem Vatansever. Evli, iki çocuk babası ve 43 gündür haber alınamıyor. Nasıl kayboldu efendim? Şimdi ben anlatayım. Zaten sesim de kısıldı, kusura bakmayın. Zeki Hanım da anlatabilir, siz bilirsiniz. Ya ilkini o anlatsın, ablam tamam. Anlatsın, gerisini ben Şimdi, devam edeyim. 14 Nisan'da bana geldi sabahleyin. Olur. Evet, öğleden önce. Benden bir sırt çantası istedi. Zaten bir şey lazım olduğu zaman devamlı bana gelirlerdi. Ben de verdim. Elinde bir poşet vardı, bir de montu vardı elinde. Onları koydu. Ben gidiyorum dedi, her şeyi bıraktım gidiyorum dedi. Evi, arabayı, dükkanı bıraktım gidiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun falan dedim. Çıktı gitti ama evine geri döndü mü dönmedi mi bilmiyorum. Nereye gittiğini bilmiyorum. Eşiyle kavga etmiş. Ha, eşiyle kavga ediyor. Evet, eşiyle kavga etmiş. Sonra onu, size geliyor elinde evet, bir torbayla. Diyor ki anne bana bir sırt çantası evet, ver diyor. Elinde herhalde kıyafetleri falan mı vardı? Bilmiyorum yani öyle ya, kıyafet. Küçük bir poşeti zaten herhalde. Ya bir pantolon ya bir tişört koymuştur bilmiyorum. Onu da sırt çantasının içine koydu. Evet. Anne ben gidiyorum. Evet ama ben kavga ettiklerini falan bilmiyordum. Eşi söyledi sonra bana. Sonra siz eşini mi aradınız? Eşi beni aradı. Kerem orada mı diye. Dedim ki Kerem geldi gitti dedim. Böyle böyle dedi. Biz akşam kavga ettik. Şeyi arabanın lastiğini patlattım dedi şeyle bıçakla. Kim? Eşi. Ondan sonra benim oğlum benim yanıma geldiği zaman arabasızdı. Neden dedim kavga ettik dedi. Hani bana oğlum söylemedi kavga ettik. Arabayla ettikten ilgili mi kavga etmişler ki? Bilmiyorum. Hayır bu işsizdi zaten bir seneye yakındır işsizdi. Para yüzünden herhalde. Hı hı. O yüzden kavga etmişler. İşsiz de herhalde arabayı kullanmak istedi. Karısını ona kızdı ondan patlattı. Bilmiyorum. Zaten sık sık kavga ederlerdi zaten. Öyleydi yani. Ama 43 günde parası da yok diyorsunuz. Uzunca evet, bir süre. Evet. Peki iyi de arabasız geldi diyorsunuz. Evet. Ama araba eşinde de yoktu o zaman. Eşinde yoktu ama 12 gün sonra araba bulundu. Nerede bulundu? Evlerinin bir alt sokağında bulundu. İki alt sokağında. Akşam lastiği bıçakladıysa nasıl gitmiş? Vallahi onu bilemiyorum ben Müge Hanım. Hani görülmeyecek bir şey de değil yani. Bir yerde değil arabada. Bayağı bir işlek ana bir caddenin. Ana caddede. Caddenin üstünde. Cadde üzeri yani. Yani 12 gün sonra bulundu. Siz gelini o sırada sormadınız mı? Hani sen arabanın lastiğini patlatmıştın falan. Sorduk. Ben bilmiyorum oraya kadar gelmiştir gelinle diyor. Konuşmuyor musunuz? Ya konuşuyoruz, konuşuyoruz ama böyle ama diyalog kuramıyoruz. Kuramıyoruz yani bir şey deyince birbirimizle tartışıyoruz. Allah Allah. Evet. Öyle bir o niye şey gelmedi sizinle? Valla bizim çıkmamızı da istemedi. Kendinin bilmiyorum, rencide gelmedi olacağını, çocukların rencide olacağını söyleyerek o bizim de gelmemizi istemedi. Ama rencide olacak ne var? 43 gündür adam ortada yoksa evet, adamı aramak rencide yani değil. Ben esnafım dedi. Aramamak rencide edici bir evet şey bence. Yani biz dedik ki kayıp arıyoruz. Yani seni rencide edecek ya da çocukları rencide edecek, geleceklerini engelleyecek bir şey yapmıyoruz. Bu çocukların da babasını arıyoruz, senin de eşini arıyoruz. Sonra çocuklar da demez mi niye aramadınız yani siz beni? Biz daha önce başvuracaktık, onun öyle demesiyle biz kaldık. Resim istiyoruz, resim de vermiyoruz. Bir de devamlı gelecek, var nasıl olsa gelecek diye söylüyordu ama ne zaman gelecek? Hiç aramış mı peki eşini bu? Vallahi aradığını söylüyor, bilmiyorum yani. Ya arıyor beni diyor. Hayır ya hayır. Şey, telefon falan yok. Arıyor. Kendisi arıyorum diyor, eşimi arıyorum diyor gelin. Telefonu falan yok. Yanına götürmemiş telefonunu. Evde nereyi bırakmış arıyormuş? Yani arkadaşlarına soruyormuş. Ha, soruyor. Ha, kendisi evet, araştırıyormuş şey, evet, yani. Evet araştırıyormuş. Hiçbir bilgi edinememiş. Hayır. 43 gün de çok uzun bir süre. Evet. Evet. Ya dur bakalım inşallah beyefendi bizi izliyordur. İnşallah. 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 Siz bir seslenin oğlunuza. Oğlum ne olursun neredeysen gel sakin, oğlum ya. Sakin sakin. Bak hastalanmadan sakin sakin. 20 bin lira borcu varmış yani 20 bin liradan ödenmeyecek de bir borç bize değil yani. Bize eşini söyle diyor o. Eşimi ama sonradan söyledi, daha fazlalar çıktığını söylüyor eşi. He borçlulardan kaçmak için gitti diye düşünüyor eşi. Herhalde öyle herhalde düşünüyor. Öyle bir şey.
Aslında eşi onu da düşünmüyor. Eşi arabası... onu da düşünmüyor Müge Hanım. He. Eşinin saplantı bir şeyi var. Bir kat zengin bir kadınla gitti. Bu saplantıda eşi. Yani borcu var da kaçtı gitti falan demiyor. Ama zengin bir kadınla gitti. Yeri rahat. Böyle paralı birine gitti diyor. Zengin kadın niye almış onun kocasını? Vallahi bilemem. Bunu ben de söyledim ona. Hayır, bir şey mi görmüş yani bir internetten? Hayır, 7-24'te yanında beraber gidip geliyorlardı iş yerlerine. Hani hiç ayrı kalmıyorlardı ki. Ben sordum da. Hayır, yani kuşkulandığı biri mi var yani? Yok, yok. Ben bilmiyorum, ben yok diyorum ama bilmiyorum. Ama sürekli hep bunu söyleyen biri. Kadın var, kadın var, kadın evlendiğinden var. Evlendiğinden beri söylüyor zaten, 18 yıldan beri söylüyor kadın kadın diye. Ama vardır o zaman yani. Ama biz hiç görmedik. Kimse gören de yok yani. Tamam, dur bakalım, inşallah ben buradayım der çıkar. İnşallah. Bekleyelim. Yarın da bir gösterelim. Zaten yani iki gün gösterdik mi ortadaysa izleyicilerimiz evet. bulurlar. Evet. İnşallah kendisi de bizi i̇nşallah. İzliyordur. Kerem i̇nşallah. Vatansever. Ankara Mamak 14 Nisan'dan bu yana kayıp. Uzun bir süre ama evet. bilemiyorum efendim. Bir kaybımız daha var. Yine aslında benzer bir durum. Eşi aramızda, Hülya Ünal aramızda. Bak mesela onun eşi geldi. Aradığımız kişi de ağır ceza avukatı Burhan Ünal. Denizli Merkez Efendi'den, o da 17 Nisan'dan bu yana kayıp. Evli 3 çocuk babası. Kaybolduğu gün çocuğunu okula bırakmak üzere evden ayrılıyor. Sabah 9 sırasında çocuğunu bırakıyor. Ardından Pamukkale Üniversitesi'nin çevresindeki boş bir araziye aracını bırakıyor. Yani araç orada bulunduğu için öyle söylüyoruz. Araç bir ay sonra bulundu. Bulunuyor. Yani hani orada o mu bıraktı, başkasını bıraktı bilemiyoruz ama araç Pamukkale Üniversitesi'nin çevresindeki boş bir arazide bulunuyor. Beyefendiden haber yok. 20-Van-03-81 plakalı gri renkli Doblo aracı varmış. Aynı gün eşi defalarca kendisini aramış ama ulaşamamış. Zaten telefonu kapalı olunca şaşırdım ben. Hiçbir zaman telefonu kapatmazdı. Defalarca aradım, mesaj attım. Sonra polisi aradım. Şüpheli bir durum var. Eşimin telefonu hiç kapalı olmazdı. Telefonu kapalı gelmedi diye. Sonra karakola gittim, kayıp başvurusunda bulundum. O günden beri aranıyor. Yani bugün 41 gün oldu. Ay kıyamam ya. Yani aslında arabasına biniyor, çocuğunu okula bırakıyor. Sonra bir daha kendisinden haber alınamıyor. Arabası da yok, kendisi de yok. Evet. Arabası bir ay sonra bulunuyor ki örümcek ağlarıyla falan kaplanmış evet. araba. Yani demek ki kaybolduğu günden itibaren orada. Evet. Araç tahminen. Evet. Kendisi de ortada yok. Yani araç bulunalı işte bir 10 gün falan oluyor. Eşim hala yok. Hiçbir iz yok, hiçbir haber yok. Sizin eşinizin bir sıkıntısı, problemi, hani burada borç demiş başka bir kadın diyor eşi. Hiçbir sıkıntısı yok. Hırkasını bile almamış çıkarken. Hani çocuğu bırakıp dönecek gibi bir havası varmış. Arabada hırka kalmış yani. Hayır, evden almamış hırkasını sabah çıkarken. Hani bırakıp gelecekmiş gibi bir havası varmış. Ama gelmedi. Arabada bir inceleme yapıldı mı? Yapıldı. Araç bulunduktan sonra parmak izi alındı. Farklı bir şey var mı diye sordular bana. Aynen duruyordu yani. Arabada hiç öyle boğuşma bir şey olmamış. Herhangi bir... Ama adam gidecek olsa şey niye arabasını bıraksın ki? Yok, o çok akıllıdır. Niye arabasını bıraksın? Bir de avukat yani... Evet, bir de ağır ceza avukatı. Yani insanın aklına arabada bir boğuşma oldu. Başka bir arabayı aldılar, götürdüler gibi... bir durum geliyor. Benim ilk aklıma gelen oydu. O nedenle hani arabada kayıp bir boğuşma. Cinayet büro mu arıyor? Kan var mı diye. Önce kayıp büro arıyordu. Sonra cinayet büroya da bildirdiklerini söylediler uzun zaman önce. Hepsi arıyor şu anda. Bana ilk söyledikleri çocuğu okula bıraktıktan sonra hastane var. Hastanenin önünden geçtiği görünmüş mobesi kameralarında. Ondan sonrası zaten dağlık bir bölge. İşte kamerası olan evlerin kameralarını incelemişler. Buradan geçmemiş dediler. Bir süre sonra çok zıt bir yer. Pamuk Üniversitesi'nin orada bulunuyor aracı. Bir var mıydı son böyle bir sıkıntısı, tehdit Hayır, eden? Hayır, sıkıntısı yoktu. Ailesi yani bizimle çok mutluydu. Zaten çok düşkündür çocuklarına, bana. Evinde mutluydu, huzurluydu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Tek başına mıydı? Bürosu mu vardı? Bürosu var. İki avukat tek avukat. Hayır, tek başına çalışıyordu. Hiç yanında bir çalışanı falan yok mu? Önceden hani böyle son bir davası falan filan bir şey mi var? Öyle bir şey aklıma geldi. Ne?
önceden sekreter çalıştırıyordu ama son zamanlarda çalıştırmıyordu sekreter. Kendisi gidip geliyordu. Genelde evde oluyordu. Böyle görüşmesi olduğunda büroya gidiyordu. İşini bitirip hemen eve dönerdi. Vallahi efendim, iki beyefendi benzer zamanlarda kaybolmuşlar. Biri 14 Nisan, biri 17 Nisan. Kerem Vatansever ve Burhan İnal. Fotoğraflarını şimdi gösterdik. Zaten eğer ortadalarsa, onu şimdi izleyicilerimiz bulurlar. Siz hiç üzmeyin. İnşallah da öyledir. İnşallah. Olabilir ya, zaman zaman insanlar alıp başını gitme isteği de duyabilirler demek istiyorum. Ama her iki beyefendinin de 40 işte küsür günü aşkın ortada olmaması gerçekten zor bir durum. Ofiste, ofisi var değil mi? Var. Sekreter vesaire var, personel. Yok, sekreter yok. Kendisi çalışıyordu. Kendisi tek başına. Hı hı. Yani ofiste herhangi bir müvekkille bir iş konusunda bir tartışması, bir münakaşası, bilmiyorum, kavgası oldu mu diye soracaktım. Hayır, hayır. Sekreter falan olmadığına sordum göre... Yani sabah çocuğu okula bıraktıktan sonra kayboluyor. Büroya gitmemiş. Biz polislerle gidip bürosuna da baktık. Hayır, evet, o gün değil. Üç gün önce olur, üç ay önce olur. Yani bir takip ettiği davadaki kişi ve kişilerle bir problemi olabilir. Ama mesela 2017 olabilir yılında da eviniz kurşunlanmış. Hı hı. Onlar da bulunmadı. Ne zaman kurşunlandı evin? 2017 yılında. İki yıl önce. İki yıl önce. Evet. O kurşunlanma olayı aydınlandı mı? Hayır. Aydınlanmadı. Hayır. Eşiniz de tahmin etmiştir kimin kurşunladığını. O da bilmiyordu. Polise bildirdik biz. O da çok uğraştı hani kim bulunsun diye. Yok ama o da bulunmadı. Yani takip ettiği bir olay, bir dava nedeniyle olmuş olabilir. Yani ya da hiç... dışarıdan bir düşmanı olabilir. Hani... Hangi konuda olursa olsun eşiniz o kurşunlama olayı hakkında bir fikir sahibidir. Bir yani... tahmini vardır. Yani... Size mi söylemedi, siz mi açıklamak istemiyorsunuz? Yok, söylemedi bana. Yani söylese ben açıklarım. Niye açıklarım ki? Merak etmediniz mi? O da bilmiyordu. Kim kurşunlamış olabilir bilmiyorum dedi. Yani kimseyle bir uğraştığım derdim yok dedi. Bir şeyim yok dedi. O zaman bizim bilmediğimiz başka şeyler de var herhalde. Durup dururken içinde. Onun bilmemesi mümkün değil evi, bir avukatın evi kurşunlanıyorsa mutlaka onun altında yatan bir sebep vardır. Sadece mesleği, mesleğiyle ilgili de olmayabilir. Yani, yani yaptığı bir şey olur, özel hayatı olur. Olabilir ama mesleğiyle ilgili olma ihtimali de ağır olabilir. O da var tabii ama yani o da ihtimallerden biri yani sonuçta. Yani başarılı bir avukattı. Evet, başarılı bir avukattı. Evet. Kaybedeceği davaları almazdı, hırslıydı. Evet. Hep başarırdı yani, hep ceza davalarına bakardı. Avukatlık dışında başka bir sosyal yaşamla ilgili ya da bir başka ticaret de yapıyordur aynı zamanda, başka bir işle sosyal medya de ilgileniyor olabilirdi. Ya dediğim gibi işte genelde çocuklarıyla bizimle vakit geçiriyordu. Büroya görüşmesi olduğuna gidiyordu. İşi bitti hemen eve dönüyordu. Peki ama bakalım önce bir gösterelim fotoğraflarını. İnşallah ikisinden de hayırlı haber alırız. İnşallah. Sizleri buradan mutlu İnşallah. Göndeririz. Şimdi bu ne dedim de şunu söylemem lazım. Bak az önce söyleyebilirim. Bu akşam ATV'de yeni bir dizi başlıyormuş, Can Evin diye. Şey çok güzel, verdiği mesaj. Aile yıldızlar gibidir, en çok karanlıkta parlar. Hmm. Çok hoşuma gitti, tebrik ediyorum Metin yazarını. Evet, bu akşam Can Evin başlıyormuş ve çok beğendim bu sözü. Aile yıldızlar gibidir, en çok karanlıkta parlar. İşte o yüzden zaten aileler burada arıyorlar işte ailenin aile fertlerini. Evet. Şimdi bakayım ben sizin eşinizle de bir görüşmeye çalışacağım ekip arkadaşlarımız. Sizin anlattığınız da tabii sizin anlattığınız biraz daha farklı duruyor. Evet. Hülya Hanım'la Zeki Hanım'ın anlattıkları hani ilk görünüşte biraz farklı duruyor. Bakalım konuşacağız.